Efendim Atatürk'ün bir sözü vardır. Okulların bahçelerinde görürsünüz işte Türk, öğün, çalış, güven diye. Pek çok kişi o baştaki öğün sözcüğünü övünmek, övünmek ve ile söyleni övünmek zanneder ama aslında orada Atatürk Türkçe kökenli bir sözcükle önce kendini tanı, köklerini tanı, köklerini bil, kendini anla, yaşadığın toplumu, yaşadığın ülkeyi ve geçmişini önce tanı, sonra çalış ve güven diye ifade eder. Şimdi CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Türk milletinin kapasitesini değerlendirdiği konuşması büyük tepki çekti. Aslında söyledikleri CHP zihniyetinin bu topluma dayattığı öğrenilmiş çaresizlik duvarının bir yansımasıydı. Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yapacağız. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. İşte bu CHP zihniyetindeki öğrenilmiş çaresizliğin dışa vurumu gibi olmuş. Bir diğer adı başarısızlık sendromu. CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün bu yönüyle safkan bir CHP kastı üyesi. Yoksa genetik olarak müsait değiliz derken de bu düşünce yapısının vasi ve varislerini işaret ediyor olmalı. Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yapacağız. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Üstelik bunları Avrupa'nın İsrail'deki soykırımı desteklerken söylemesi ise bir cahil tenakuzu gibi. Radikal sağın yükselişiyle Avrupa'da mültecilere karşı takınılan iptidai tavrı görmemesi de Batı'ya müstemleke gıptasıyla bakmaya alışmış bir CHP körlüğü olsa gerek. Akgün'ün sesi tarihinden feyz alamayanların içine düştüğü çukurdan geliyor. Ey Tayyip Erdoğan! Hepimiz biliyoruz ki senin o çok sevdiklerin, senin o çok sevdiklerin bu ülkeye 200 yıl matbaayı getirmediğinden, donanmayı, şanlı donanmayı 30 yıl Haliç'te tuttuğundan, bilime önem vermediğinden bütün dünya ilerledi, biz yerimizde kaldık, bu güzelim ülkeyi işgale geldiler. Genetik bilime elbette CHP'li Hasan Akgün'ün işaret ettiği şekilde çalışmıyor. Biyografisinde biyoloji de yazmıyor. İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu mezunu. Peki genetik bilimi adına saptama yapma özgüveninin kaynağı ne olabilir? Muhtemelen izlediği birkaç belgesel ya da dal kabukların pohpohlamasından mütevellit. Kendi genetik kapasitesini Türk milletine mal etmeye çalışarak kusurlarını unutmaya çalışıyor da olabilir. Çünkü biz çalışarak kazanma, Mercedes yapma, en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz ama biz. Yoksa Türkiye artık kendi uçağını, İHA ve SİHA'sını, kendi tankını yapabilen bir ülke. Erdoğan'ın 21 yılda yıktığı o duvarı bugün CHP'li Akgün ve abanesi temsil ediyor. Akgün'ün konuştuklarına tanık olunca Erdoğan'ın az zamanda ne büyük iş başardığı daha iyi anlaşılıyor. Efendim, bahsettiğiniz söylem Türk milletini biraz aşağılamış olmuş. Aşağılıyor tabii.